İşte ona sabredeceksin. Tabii. Böyle sana bir şey icap etti mi? Ağzından Allah'ın emirlerine, peygamber sünnetlerine, şeriata, dine aykırı bir şey çıkmayacak. Buna sabredeceksin. Evet. Şimdi arkadaşlar arasında da sevişiyorsunuz, konuşuyorsunuz, yıllardan beri merhaba diyorsunuz, beraber gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Ama bir bakıyorsun, böyle bir laf ediyor, öyle bir davranış gösteriyor. Sabır. Sabır. Evet. Kaba insanlar vardır. Çok çirkin, fuhuş laflar ederler. Çok pis kelimeler söylerler. Sen de filan diye aynı pislikle cevap verme. Nefis, insandaki nefis böyle söyler. Sen de söv ulan. Senin ananı avradını diyen adama senin de ananı deme. Sakın ha. Böyle fuhşiyat konuşan, yapan adama karşı bile olsa sabır. O bana sövüyor. Sen sövme. Sabır. Buralarda kendini gösterir. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Evet. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Hazreti Ali'den hadis nakledilmiş. Uzunca bir hadis ama biz hepsini söylemeyeceğiz. Es-sabru bi-selâse. Üç şeye sabır vardır. Fasabrun alel masiye, günaha karşı sabır. Gençsin, üniversite talebesisin, ticaret erbabı delikanlısın, yakışıklısın, güzel giyinmişsin. Sokaktaki bir kadın kız göze diyor, gel diyor. Sevişelim, öpüşelim, gezelim, tozalım. Veya alışveriş ederken kimse duymasın lan, şuradan şöyle yapalım. Sen de kazan, ben de kazayım. Diyor mesela. Aha. Musibete karşı hayır. Böyle tekliflere karşı, nefsin arzularına karşı, dışarıdan gelen günah teşviklerine karşı sabır. Musibete karşı sabır. Başına sıkıntı gelmiş. Canın yanmış. Ağzından kötü laf çıkmasın. Evet. Kötü laf çıkmasın. Adam bağbelliyor. Bizim oralarda bağ bellemek şimdi tabii çapalıyor. Makineleşti de eskiden insanlar bağ belliyor. Üzüm iyi olsun diye. Fakir adam, garip adam. İş bulursa kazanıyor, yiyor. İşte bağ götürmüşler. Şey adam, güçlü adam, kuvvetli adam ücretle bağ belliyor. Terlemiş. Ondan sonra bağırın bacağını açmış. Bağırın bacağını rüzgar desiyor. Terli. Hasta olmuş. Benden başka garibi bulamadın mı? Hasta edecek adam yok muydu diye. Allah'a itiraz ediyor. Sabır. Sabır. Musibetlere sabır. Evet. Allah'ın emirlerine karşı bu yaz gününde oruç mu tutulur? Sabır. Sabır. Gece iki rekat namaz kainattan daha kıymetlidir. Ama ne güzel uyku, sıcacık yorgan. Sabır. Allah'ın ibadetini yapmayan hepsinin bir şeyine karşı sabır. Günahlara karşı sabır diyor Hazreti Ali. Bunlar böyle sabır olur. Es-sabru önde evveli sadama. Sabır da diyor Efendimiz ilk darbeyi yediğin zamandır. Sana başına bir acı geldi, bir şey geldi. İlk anda insan hazırlık olmadığı için anından ağzından kötü bir şey çıkabilir. Veya hemen onun gereğini yapabilir. İşte ilk anda canın acımış olsa bile, çok bunalmış olsan bile sabır, esas sabır budur. Çünkü biz bir süre sonra alışırsın, o sabırın keskinliği kaybolur. Acıya, sıkıntıya alışırsın. O kadar etki etmez sana. Ama ilk darbede ağzından kötü bir laf çıkmasın. Elinden, ayağından kötü bir şey çıkmasın. Gözünden, kulağından. İşte böyle ilk darbede
evet, musibet başına geldi. İlk darbede. Buna karşı sabır, esas sabır budur. Ondan sonra gene sevap alırsın ama ilk darbede ağzından kötü bir şey çıkmadın mı çok sevap alırsın. Çünkü etkisi çoktur. Sonra bilahare alışırsın, öyle gider, kolaylaşır iş. Ama ilk darbede sabrettin mi, ağzından kötü bir laf çıkmadı mı, yanlış bir davranış sergilemedin mi, ilk teklife, tahrike rağmen esas sevabı o zaman alırsın. Sonra da sabrı devam ettir de ona da sevap var mı? İlk darbede sevap bambaşkadır. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Esas sabır ilk darbeyi yediğin zaman olur. Evet. Mesela hastalık, acı bir şey başına geldi mi ağzından kötü bir laf çıkmasın. Şimdi o acı birkaç gün sonra sanki kaybolmuş gibi gelirsen alışırsın. Ona da sabır tamam da ilk darbede canın yandığı zaman işte ağzından elinden kötü bir şey çıkmayacak. Evet, çıkmayacak. Esas sabır odur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yani sana gelen sabır, övdüğümüz sabırları gerektiren o haller kuvvetliyken esas sabır o. Kendini ona göre hazırla. Sevabı daha çoktur. Sevabı daha çoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri böyle sabredenleri müjdeliyor. Evet. Ve beşşiri sabirin ellezine İsa asabetün musibetün galu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike hum muhtedun. Bakara suresi 100. Evet. Allah övüyor bu kimseleri. Ne buyuruyor? Evet, kendilerine musibet, can sıkıcı bir şey isabet ettiği zaman İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çok sevdiğin hanımın ölmüş. Çok sevdiğin kızın ölmüş. Oğlun ölmüş. Yıllarca didinmişsin, işini bir yere getirmişsin. Ev yapmışsın keyfine göre. Bir anda cayır cayır yanmış. Bir anda yok olmuş. Evet gibi böyle durumlarda kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman galu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. O bağrını açıp da hasta olan adam gibi benden başka garip bulamadın mı? Beni hasta ediyorsun demiyor. Demeyecek. Benim biricik yavrumu elimden aldın demeyecek. Mahvoldum ben, yıkıldım, dünyam karardı demeyecek. Ölüyor sevdiği adam bunu söylüyor. Dünyam yıkıldı. Mahvoldum. Bundan yaşamak bundan sonra bana ne o hiç önemli değil. Sakın böyle söyleme. Mümin adam ne der? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın ona teslim olmuş Müslüman o demek. Allah'a teslim olmuş, peygambere teslim olmuş adam demek. Teslim olmuşuz. O nasıl bilirse öyle yapar. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ağzından kötü laf çıkmaz. Kalbine kötülük gelmez. Bu benim hakkımda hayırlıdır. Teslimiyetini bozmaz. Biz zaten Allah'ınız dönüp dolaşımına gideceğiz der. Ülâike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Onlara Allah'tan rahmet vardır. Mükafatlar vardır, ecirler vardır. Ve ülâike humul mühtedûn. Onlar hidayeti bulunan ta kendileridir. Evet, şimdi cenaze vukuya geliyor. Oğlu şehit oluyor. Görüyorsunuz, bağrını barcın yatıyor, saçını iyi oluyor falan. Bu müminle yaraşmaz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yok, biz öyle yapmıyoruz hocam. Ya ne diyorsun ya? Evet. Evet, şimdi de vah vah, niye öldü ya?
Dün beraberdik. Vay şaşkın vay. Ölmek, yaşamak Allah'ın emriyle. Kader çizgisine göre. Sen de buna emanetü billah. Kaderi ve şerri demişsin ya. Hepsi Allah'ın kaderinde bunlar. Sen buna inandım emanetü demişsin. Ama böyle şey olur. Vohu, niye öldü lan? Niye öldü denir mi lan? Müslümana da bu yakışır mı ya? Niye öldü lan denir mi? Söyleyeceğin şey, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Allah nasıl bilirse öyle yapar. Hemen Allah'a teslim olur. Evet. Böyleyse gerçek hidayete bulanlar bunlardır. Evet, isyan etmez, nara atmaz. Ama bunlar şimdi yok. Allah razı olsun. Zalimlere karşı Mehmetçiğimiz Suriye'ye girdi. Orada işte bomba patlıyor. Ya PKK'lı var, hainler. Bizi gavurlara satılmış onlar. Onlardan para alıyorlar. Türkiye'yi bulandırmak için. %100 öyle. Saklamıyor adam zaten. Benim adamım diyor. Yardım o yapıyor, parayı o veriyor. Seni kıskandığı için bozacak seni. Buna satılmış herif. Bunların Mehmet'imiz savaşıyor. Giderken bom havaya uçuyor. Evet, anası babası, evet, herkes şehit, eyvallah. Ama şehit olmuş, cenaze namazı geliyor. Ne kadar güzel. Güzel bir kimsenin cenaze namazında bulunanları Allah o kimsenin hürmetine günahlarını siler diyor Peygamberimiz. Onun için şehit belli yahu. Şehit. Hani bir adam salih insan mı değil mi? Hani salih olabilir diye. Allah biliyor kimin ne olduğunu. Hiç sanmadığın adam evliyadır, gizlidir. Belli olmaz. Onun için mümin mi? Git cenazesine. Öyle bir salih kul oldu mu? Cenazesine katılanları ona şeysi lütfu, ona ikramıdır. Cenaze katılanların hepsini siler günahını diyor Peygamberimiz. Onun için kimin ne olduğunu Allah bildiğinden Müslüman cenaze vukuldu mu hemen gidin. Günahlarını sildirmek için. Evet. Şimdi şehit git. Şehit ya. Daha öbür taraf var mı? Ama bakıyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip susacağına, tefekküre dalacağına, Allah'ın takdiri böyleymiş. Allah verdi, Allah aldı. Diyeceğine Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe. Sus lan. Orası tefekkür yeri. Cahil millet. Bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Tüm kitaplarda böyle yazıyor. İşte burada da okuyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Boynumuz Allah'a bükük. Allah'ın takdirine razıyız deyip tefekkür edeceğimize başlıyor nara atmaya. Tekbir getiriyorum. Tekbir yeri değil orası. Tekbir namaza başlarken söyleyeceksin. Kurban bayramı günlerinde söyleyeceksin. Bayram günleri söyleyeceksin. Haçta söyleyeceksin. Her şeyin bir zamanı var, yeri var. Orası tekbir yeri değil. Yanlış yapıyorsun. Maalesef oradaki din adamı da koca koca bakıyor. Susun de ya, niye demiyorsun? O da sorumlu. Bunu söyleyenler de sorumlu. Tefekkür yeridir. Bir gün ben de öleceğim. Bu şehit oldu. Allah'ım benim akıbetimde hayrıyla, bu duygularla tefekkür anı olacağına tekbir getiriyorlar. Böyle bağırıyorlar filan. Coşuyor efendim. Coşmanın yeri değil. Hutbe okunurken dinlemek farz. Ezan okunduğu zaman ezanın dinleyip katılmak gerekli. Ama hutbe okurken içeriden okunduğu zaman kesinlikle yasak. Kanun böyle. Bunu ben koymadım. Peygamber söylüyor. Allah'ın Kur'an'da böyle. Ve izâ kuru'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansıtû leallekum turhamûn. Hutbe okunurken hoca şarkı mı söylüyor? Kur'an okuyor. Hadis okuyor. Susun dinleyin. İmam-ı Azam diyor ki bu hutbede dinlemek farzdır. Dışarıda ezana katılmak gerekli. Ama hutbe okurken susmak gerekli. Kanun böyle.
tekbir getirmenin, hutbe okumanın yeri yok. Namaz kılmanın, Kur'an okumanın, istiğfar, tesbih için yeri yok. Amin demenin yeri de yok. Sus diyor Allah ya. Evet. Festemi'ûle. Dinleyin, susun. Vensutû. Böyle yaparsanız Allah'ın merhametine erersiniz. Ayet böyle. Allah'ın kanunu bu ya. Ama bakıyorsun, hoca diyor, etsin diyor. Dua etmesin demiyoruz. Cuma günü öyle bir nokta vardır ki, an vardır ki edilen dua reddi olmaz. O ana rastlayabilir. Gizli. O etsin. Devletimiz, milletimiz zeval verme ya Rab desin. Belalardan bizi kurtar desin. Ama sen amin, amin demeyeceksin. Hutbeyi dinlemek farz, bak kanun bu. Başka zaman amin diyeceksin. İnşallah diyeceksin ama hutbede değil. Kanunu var. Cenazede de tekbir getirmek meşru değil. Peygamber sünnetine aykırı. Bid'at bir şey, yanlış bir şey. Millet coşuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dinin kurallarına uyarsanız ibadet olur. Hedefe ulaştırır. Dinin kurallarına uymazsanız o ibadet olmaz. Namazın kuralları var. Ama o kurallara uymazsanız namaz olur mu? Evet, maalesef. Maalesef insanlar bilgisiz, kendi duygularına göre hareket ediyorlar. Evet, hocalar da bunu ikaz etmesi lazım. Sus. Sen dedin mi? Evet. Bakan herif. Sevdiğimiz bir adamın cenazesine buluştuk. Ben cenazede defnedilirken oradayım. Defneden adamı seviyorum. Şeriata aykırı, dinin yeminine aykırı bir yanlış iş yapmasınlar diyorum. Kabirci de bilmiyor işin usulünü. Orada müdahale edeyim diye. Bakan adam, sus dedi, sus. Evet. Kim bu dedi? Benim dedim. Evet, o da tabii mümin adam olduğu için sustu. Evet, ikaz edeceğiz. Yani sen her zaman böyle sus diye bağırma. Kavga çıkar çünkü. Ben hoca olduğum için o sustu. İnleyeceğiz. Müftü de koca müftüsün. Oranın hocasısın. Susun arkadaşlarım. Burada tefekkür yeridir. Peygamberin emri budur. Bir gün ben de bu cansız ata bineceğim. Allah sonumu hayır eylesin. Bu vefat eden şehit olduğu ne güzel. Allah bizim sonumuzu hayır eylesin gibi tefekkür edeceksin. Muhasebesini yapacaksın hayatın. Desin demiyor. Tekbir getiriliyor. Evet. Dinin emirlerine uyacaksın. İşte musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vah vah. Gencecik yahu. İki ay olduydu evleneli. Gencecik deme lan. Sen müminsin. Kadere inandım diyorsun. Ama böyle olduğu zaman ağzından çıkan laflar kadere inanmamış gibi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanız. Dönüp dolaşıp ona gideceğiz. Dersen Allah'ın rahmeti, bereketi üstüne olur. Esas hidayete erenler bunlardır diyor Hazret Enes'ten, Hazret Abdullah İbn Abbas'ten. Evet, es-sabru er-rıda. Evet. Sabır rıza demektir. Es-sabru rıza demektir. Niye? Evet işte. Allah'ın emrine rıza. Allah'ın emri olmadan, Allah'ın takdiri olmadan taş kıpırdar mı? Evet, kum kıpırdar mı? Yaprak kıpırdar mı? Allah'ın emri olmadan hiçbir şey olmaz. Böyle yapamam ben. Allah'ın takdirinde yoksa. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Her şeyi takdir-i ilahiye geçmiş. Sen de buna inanıyorsun. Âmentü billahi ve melâiketî ve kütübî ve rusûlî ve mülâhî ve bil kaderî hayrî ve şerrî minallâhu teâlâ. İman kelimemiz bu değil mi? Evet. Rızadır. Evet, sabır, tam sabır rızadır. Bunu bilip evet rıza makamına ulaşmaktır. Belalara rızadır. Evet, şimdi Allah bizi zor imtihana koşmasın.
kolay değil. Canın yanıyor. En sevdiğin oğlun ölmüş, kızın ölmüş. Bilmem, yıllarca uğraştın, ticaretin bir anda yok olmuş. Kolay değil dayanmak. Ama dünya imtihan yeri. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنْ اَمَلَى İmtihan için gönderdik sizi. Senin başına böyle bir şey verdiğine göre sende demek ki iyi bir şey var ki Allah imtihana sokuyor, derece verecek imtihan kazanırsan. Evet, bunu bileceksin. Evet, Allah beni sevmiş, bu musibeti, bu sıkıntıyı vermiş. Peygamber öyle söylüyor. Men yuridillahu bihi hayran yusab minhu. Evet. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu sıkıntıya sokar. Hadis bu. Hazreti Ali bir gün ağlamaya başlamış. Niye ağlıyorsun demişler? Bugün demiş hiç başıma bela gelmedi. Bir sıkıntı görmedim. Allah bana kızdı herhalde demiş. Çünkü sevdiğini sıkıntıya sokar. Sıkıntı anında da sabredecek. Şükredecek, derece alacak. Bak, Hazreti Ali bak, ağlıyor, bana sıkıntı gelmedi diye. Biz olsa, nereden geldi başıma bu sıkıntı deriz. Allah, imanımızı kemale erdirsin. Büyüklerin şeyi bu. Onun için, Hacı Bayram Veli'ye bakıyorsun, bela gelince gönlümüz cayır cayır yanıyor, acı çekiyoruz. Değil mi efendim? Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm diyor. Evliya olmuş. İşin sırrı burada. Allah'ın geleni hoş karşılayıp sabır, razı olmak. Allah'tan gelen hoş geldi, sabaha geldi. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyivermek. Gerçek sabır budur. Bunu gösterince Allah'ın sevdiği kimselerden olursun. Evet, çünkü bu hallerde, nazik hallerde senin düşmanın var. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Şeytan, herkesin şeytanı var. Bak, kimsenin başına bunlar geliyor mu? Sana geldi. Halbuki sen namazını kılıyorsun, hayır yapıyorsun ama öteki bir şeye bir şey olmuyor sana. Nefsine bunları söyletir şeytan. Ha diye itiraz ettirmek için. O zaman o şeytana bir yumruk, haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Rahat gönül rahat deyivermek, evliya olmak demek. Ama bu imtihanı kazanmak demek. Kazanırsan böyle oluyor. O zaman melekler dua ediyor. Allah'ım bak kulum imtihanı kazandı. Buna lütfet. Öbür türlü şeytanın uyarsan gittin. Bu fırsatı kaçırdın. Evet efendim. Bazı arifler diyorlar ki sabır üç makamdır. Es-sabru selas makamat. Evvelhu terkü şekva. Başına gelen musibetten şikayet etmeyeceksin. Sabır. Ya sorma ya. Şöyle oldu. Yo. Söylemeyeceksin. Evet, bu ilk rütbe. Sümme rıza bil kada. Bu Allah'ın takdirinde olmasa bana gelmez dedi. Hemen takdir-i ilahiye bağlanacaksın. Bu zahitlerin derecesidir. Sümme muhabbetü mâ yaslamu bihi mevla. Allah beni sevmiş kardeşim. Diyor ya, kim hakkında hayır dilerse Allah onun başına sıkıntı verir. Men yuridillahu bi hayran yusab minhu. Beni seviyorsun ya Rabbi. Hamdolsun diye rıza göstermek. Evet, bu sıddıkların. Evet, şimdi benim dedem büyük hocaymış. Keramet sahibi hoca. Kapandığı zaman medrese 1000 talebesi var. Evet, gece gündüz İslam anında güzel hoca, güzel insan. Bu son dönemde Osmanlı Devleti'nde her dünya uğraştı. Dünya uğraştı ya, onun için eskiden hocalar şeye alınmazdı, askere alınmazdı.
onlar halka din, diyanet öğretsin diye. Ama en büyük oğlu, Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin, Şakir Efendi çok zekiymiş. Evet, Allah-u Ekber dağlarında soğuktan dondu ya 90 bin kişi. Ben de gittim oraya, onun ruhuna okudum. O oğlun orada şehit olmuş. Bir oğlu, ikinci oğlu Kütül Emare'de, Irak'ta şehit olmuş. Bir oğlu şurada, devlet ona üçünü birden bildirmiş. Evet, şimdi demin dedik ya, oh vah, yandım Allah. Onlar benim en çok sevdiğim oğlumdu, en çok emek verdiğim oğlumlar dememiş. Öyle deyince başlamış. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ağlıyor bir taraftan insan ya, merhamet eseridir ağlamak. Kalbi üzülmez mi? Ama ağzından çıkan, gözünden yaş akıyor. Şükür, şükür, üç şehit babası oldum. Zor bir iş değil mi efendim? İlk sözü bu. Üç şehit babası olma şerefine erdim. Allah'ın takdirine rıza, sıddıkların makamıdır. Aha, buna göre sesini çıkarmamak, eyvallah, o da güzel. Ondan sonra ikincisi, evet, üçüncüsü de hoşlandığını söylemek. Bak, hoşlanıyor. Üç şehit babası oldum. Şükür sana ya Rabbi diyor ya. Kolay mı bunu söylemek? Aha. Böyle mertebe mertebedir. Evet, Mevla'nın yaptığına şey göstermek sıddıkların şehididir. Sonra Allah'ın kazasına rıza zahitlerindir. Ve de şikayet etmemek ilk müminlik derecelerinden birisidir diyor. Evet. Sabır aslında güzel bir şeydir. Şer'an övülen bir haslettir. Evet. Sabır, harama karşı sabır farzdır. Nefsin arzu ediyor. Kız seni davet ediyor. Karşındaki adam hiçbir şey anlamıyor. Sen de çok zekisin. Adamı kazıklayabilirsin. Yapabileceksin. Kimse de senden şikayet etmez. Ama içinden vicdanın diyor ki, hayır, aldatma. Kimse bilmese Allah biliyor. Allah görüyor. Aha. Böyle haram şeylere farz. Sabır farz. Evet. Evet. Ama namusunu saldırmış, vatanına saldırmış, düşman, kafir, sabır iyiymiş denir mi lan? Gidip öleceksin vatan uğruna, din uğruna, namus uğruna. Kaçıyor, Çanakkale'ye gitmiyor. İstiklal Rabbinde kaçıyor dağlara. Mümin böyle olmaz. Bu haram, bu haram. Evet. Böyle Allah'ın emirlerine saygıyı ifade eden sabırlar güzel. Ona aykırı şekilde olan sabırlar güzel değil. Hatta haramdır, isyan teşkil eder. Bu hadisi de Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Evet, es-sabru vel-ihsab. Bu anlatmaya çalıştığımız şekilde sabır edersen, es-sabru vel-ihtisabu min utkir rikab. Evet, sabır etmişsin, yaptığın işleri rıza ibare için ihlasla yapıyorsun, köle azat etmekten üstündür diyor Peygamberimiz. Böyle anlattığımız ölçülerde sabır etmek, köle azat etmekten üstündür. İhlasla iş yapmak, köle azat etmek üstündür. Ne olur yani? Ve yudhilullahu sahibehünne el cennete bi gayri hisab. Böyle bu anlamda sabır gösterirsen, Allah seni hesapsız cennetine sokar. Bi gayri hisab. Hiç kabirde münker nekir soru soramaz. Allah, o benim misafirim der. Mahşerde sorgusu hal yok. Doğru, peygamberin yanına, cennete. Evet,
böyledir. İhlasla iş yapmak, anlattığımız anlamlarda sabır göstermek, işte böyle insanı hesapsız cennete girmesine sebep olan muazzam bir haslettir. Bunlara hazır olmalıyım. Evet, başımıza gelen, nefsimize gelen musibetlere, malımıza gelen musibetlere 17 saat yaz günü oruç, Ramazan tutacağım. Böyle Allah'ın emirleri zor olduğu bir zamanda hiç tereddütsüz ölürsem ölürüm. Ben sağlıklıyım, yolcu da değilim. Oruç tutmak farz diye tekliflerin güçlüğüne sabır. Evet, bunlara sırf rıza-i bari için sabır edersen, evet, ya adama bak be, helal olsun be. Ağzından bir laf duymadım ya. Adam bu kadar başına iş geldi, soruyoruz, hiç şikayet etmiyor. Ne güzel adam, desinler diye değil. Allah sabredenleri sevdiği için, Allah rızası için sabredeceksin. Allah rızası, yoksa böyle desinler diye değil. Evet. Veya şimdi ben bağırıp çağırırsam beni kınarlar. Yaşına başına bak ya, hem de hoca olacak. Bize ne diyor camide? Ama burada böyle demesinler diye, beni ayıplamasınlar diye sabır. Allah rızası için sabır edeceksin. Allah rızası için sabır edeceksin. Evet efendim. Şimdi bu hocalık konusunda bir ayrıntı yapalım. Başkaları böyle kötülemesin diye sabır etmek yanlış. Ama hocalar insanların örnek kimseleridir. Hoca dini, diyaneti hükümlerini bilir, sana öğretir. Onun için bir yanlış yaptın, bir iş yaptın, beni kınarlar diye değil, yanlış öğretmemek için güzel yapacaksın. Niyetin o olacak. Yanlış yapmamak için, kötüye örnek olmamak, bu hoca diye senin yaptığını taklit eder vatandaş. Hocalığı örnek alır. Öyle bir yanlış iş yaptın mı, hemen ben yanlışa sebep olmayayım, yanlış öğrenmesin diye niyetiyle yaparsan o zaman gene kazanırsın. Yok beni kötülemesinler, ayıplamasınlar dersen böyle sıradan adamlardan farkın yok. Hocaların durumu budur. Evet, sırf rıza-i bari için olacak. Evet, ne güzel sabırlı adam, ne güzel adam ya, helal olsun desinler diye değil, beni ayıplamasınlar diye değil, Allah'ın rızası için. Evet, bunu böyle bileceksin. Evet, Allah katında güzel olana talip olması lazım her müminin. Efendimiz'in sözleri de bu. Bir hadis daha. Evet, es-sabru nusful iman vel yakin. Evet, sabır imanın yarısıdır. Vel yakinu el iman kullu. Kesin bilgi imanın hepsidir. Evet. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yakin, hiç şüphe tereddüt yok. Kesin imandan, imanın kuvvetinden ileri gelir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kudretine inanmışsın, kadere inanmışsın, Peygamberin sözlerinin, Allah'ın emirlerinin güzelliğine inanmışsın, teslim olmuşsun. Böyle duygularla, böyle duygularla şey diyeceksin, sabır edeceksin. Bu kesin bilgiden ileri gelir. İmanın hepsidir bu. Evet, sırf bu duygularla olmazsa imanın yarısıdır. Yakın şeklinde olursa imanın hepsidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Biz de bu yakın bilgiye, tereddütsüz kesin inanca sahip olmayı gayret edeceğiz. Allah'tan bunu dinleyeceğiz. Evet. Allah'ın emirlerine, taata, rızasını kazanan işlere devam edebilmek, masiyeti terk etmek arz ettiğimiz gibi sabırla olur. Bunun başka yolu yok. Böyle her şeyi Allah'a dayandırarak
ona göre hareket edeceksin. Evet. Tembellikten dolayı iş yapmamışsın. Allah'ın rızasını güzelerek sabır. Evet. Bunu yapacaksın. Yani canın zina istiyor mesela. Ama yaşın şu, hastasın, erkekliğin kalmamış. Zina, yok yok, onun için değil. Zinayı Allah haram ettiği için bakmayacaksın. Zinayı Allah haram ettiği için düşünmeyeceksin. Kudretin yoksa zaten olmaz. Niyetin böyle olacak yani. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. Evet, Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizi bu övdüğü sabırlı kullarından eylesin. Allah bizi zor şeylerle imtihan etmesin. Takatımızın üstünde bize teklifte bulunmasın. Cenab-ı Hak bize müsamahasıyla, affıyla, merhametiyle muamele etsin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif. Ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin Rahman Rahim Malikem Kemal. İstikim sıratullah'ın en azizi. 13'er İhlas-ı Şerif ma'al Besmele-i Şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Thank you.
Amin. Subhan rabbil aliyyil vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vaffigna ilel hakkı ve ilen necat ve ila tarikun müstakim ve ila tarik cennetin naim. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okumuş olduğumuz süver-i celiliyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediye edip vasıl eyle, şefaatine bizleri nail eyle, sevgisini gönlümüzde dahil eyle, Efendimizin sünnetlerini öğrenip hayatımızda hayatımızın her safhasında uygulayan, başka müminlere de öğreten, böylece Peygamberimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Zürriyetimizden de bunu esirgeme ya Rab. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklarına hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbaalar, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhim ecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Kendisinden feyz aldığımız, ilim hasıl ettiğimiz üstadlarımızın, müşafendilerimizin ervah-ı kutsiyeleri, eserinden ilhamlandığımız Gümüşhane Ahmet Ziyaeddin Hazretleri, üstadları, üstadlarımız, müşafendilerimizin burada bulunan biz, cemaatin, geçmişlerimizin ervahına bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sülaha, şüheda, müminat, bu aziz vatan için canlarını bezleden şüheda, kuzat, ashab-ı hayrat, cümlesinin ervahını hediye edip vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen de yüksek eyle, taksiratlarını ve taksiratlarımızı hasenat-ı tebdil eyle, seyyiatlarımızı hasenat-ı tebdil eyle, taksiratlarımızı affeyle, ayıplarımızı ört ya Rab, günahlarımızı bağışla ya Rab, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, bizi sevdiklerinden eyle, hakkı görüp hakka teslim olanlardan, yanlışı batıl görüp ondan uzak kalanlardan, salihlerden eyle, hayatımız boyunca İstikamet üzere yaşayıp Kur'an'ı rehber edinen, Efendimizin sünnetlerini hayatın her safhasında uygulayan, son nefesinde kamil imanla göçen güzel kullarından olmayı bize nasip eyle ya Rab. Bizleri, tüm ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, kötülerin şerlerinden muhafaza eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Küfrü ve kafirleri kahreyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Ya Rab, şu dualarımızı da Kabe'de, Ravza-i Mudahare'de, salihlerin ettiği ve hüsnü kabul ile kabul buyurduğun duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi, güzel Kur'an, güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi nasip eyle. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirke ve netubu ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzetu amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.